Herkese merhaba. Bu videoda üniversitelerin ne zaman açılacağını söyleyeceğim. Üniversitelerin ne zaman açılacağını tam olarak söylemeden önce üniversiteler neden kapandı onu bir konuşalım. Düşünmemiz gereken bazı şeyleri düşünelim. Ondan sonra zaten sonuç kendiliğinden ortaya çıkacak. Pandemi nedeniyle bir gün haber verildi, denildi ki bir ara veriyoruz öğrenciler evlerine ve o günden beri öğrenciler evlerinde uzaktan eğitimle üniversiteye devam ediyorlar. Şimdi idareciler, karar vericiler haklı olarak hocaların büyük bir kısmı yaşlı olduğu için onların vefat etmelerini, ölmelerini istemiyorlar. Bu çok büyük bir kayıp olur. Eğer üniversiteler açılırsa hocaların bu virüsü kapma ihtimalleri var. Ama bunun çözümü de var tabii ki, aşılamak. Yani hocalar ikinci fazla aşamada aşılanacak. Çok yakın zamanda aşılama başlayacak. Dolayısıyla eğer hocalar aşılanabilirse, hocalar aşılandığı için sorun olmayacak. Okullar açılabilecek. Öğrencilerin kendi aralarındaki bulaşlar genelde gençler daha kolay atlatabiliyorlar ve bu tolere edilebilir bir noktaya gelecek. Fakat hocaların aşılanması da Nisan sonunu bulabilir. Yani Mart'ın ortaları, Nisan ayının başlarını bulabilir. Yani Mart başlamadan, okullar başladığı anda aşılanma bitmiş olmayacak. Bu işte aşılanmanın bitmemiş olması okulların açılma tarihini biraz öteleyebilir. Yalnız şöyle bir risk de var, birkaç risk daha var. Yani gençler kurallara uymuyorlar. Uyan büyük bir kesim var ama uymayanlar bu süreci suistimal edecek ve süreci sekteye uğratacak bir grup var. Örneğin geçen ATM'nin orada bir para çekme işlemi yaparken 3 tane öğrencimizin ATM'nin dibinde hep birlikte hesaba baktığını gördük. Yani sadece bu dışarıda sosyal hayat içerisinde mutlaka restoranlarda, kafelerde, yurtlarda problematik davranışlar, kural dışı davranışlar olacak. Ama bunun da çözümü var. Yani bunu bir oyun gibi düşünüp HES kodlarıyla alınıp içeride rastgele her hafta okul kampüsteki kişi sayısına oranla %10 civarında rastgele ölçümler yapılarak testler yapılabilir. HES kodlarına bakılabilir. Rastgele belli yerlerde vücut sıcaklığı ölçülebilir. Ve oyun kurallarına uymayanlar uzaktan eğitime itelenebilir. Yani siz yüz yüze eğitimi hak etmiyorsunuz. Yani bu kararı aldık. Biz üniversite genelinde maskesiz dolaşan tespit ettiğimizde, iki defa, üç defa tespit ettiğimizde bunları uzaktan öğretime transfer edeceğiz. Yüz yüze eğitimden mahrum kalacaksınız gibi bir kurallar dizisi bütünü oluşturulabilir. Yani onun da çözümü var ama bunu çok diktatörce bir tavır olarak da değerlendirebilirsiniz. Uzak durabilirsiniz. Hiç açmazsınız, başım hiç ağrımaz dersiniz. Genelde yöneticilerin tercihi bu olacak. Ama başka bir sorun daha var. Mesela ülke genelinde ulaşım ve dolaşım trafiği artacak. Bu bir süre eşitliğine olacak. Bu tolere edilebilir. Yani parça parça ulaşım sağlanıp gruplar yoğun içerik ve seyreltilmiş sınıflarda eğitim alabilirler. Yani bir dönemde vereceğinizi yoğunlaştırıp bunları seyreltik sınıflarda 2-3 defa verebilir. Tabii bu bir ekstra öğretim üyelerine bir ekstra maliyet teşkil edecektir. Onlara ödeme yapmak gerekecektir ama bu da bir şekilde karşılıklı tolere edilebilir bir durum. Aileler az masraflı bir süreç yaşadı bu pandemi sürecinde. Çocukları evlerde kaldılar. Çok masraftan kısıldığını düşünüyorum ama aileler de, çocuklar da, gençler de bu eğitimin devam etmesini istiyorlar. Özel yurtlar çok zor durumda. Ama burada da öğrenciyi detaylı tanımak gerekir. Yani bazı çocukların ailelerinde, bazı öğrencilerin ailelerinde, yaşadıkları evde, ortamda, oda arkadaşının sigara kullanıp kullanmamasına kadar birçok detay bilinebilir ve bu detaylara göre bir kurgu yapılabilir. Yapılacak mı? Yapılmaz. Çünkü bu çok detaylı çalışma ister ve bu detaylı çalışmayı birçok yönetim istemeyecektir. Bu aralarda çok değişik bir şeyler oluyor. Sağlık Bakanlığı eğer dikkatli dinlerseniz sevgili öğrencilerim, kontrollü sosyal hayat demişti geçen yıl.
Haziran'ın başında yeni bir döneme geçiyoruz demişti. Kontrollü sosyal hayat. Bu sefer yerel kararları alma dönemine geçtiğimizi belirtti. Yani şu anda biz artık yerel kararlar, merkezi kararlar almayacağız. Yerelde herkes kendi kararını alacak dedi. Bu belki üniversiteleri açılmaya itebilir diye düşünüyorsunuz. Yani bir şeyler kesin değişecek. Ama bu açılma kararını kimler alacak? YÖK tabii ki topu Sağlık Bakanlığı'na attı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da hadi açın diyemeyecek. Üniversitelere tekrar topu atacak. Üniversitelerin senatolarında birkaç cesur ve tedbirli üniversite olursa onlar şu anda diğer üniversitelere fark açar, fark atar. Bu kesin. Yani çok düzgün tedbirler alıp, öğrencilerle ciddi konuşmalar yapıp, bu hazırlıklarını öğrencilerle paylaşan, öğrencileri takip eden, hocaları takip eden, sistemi takip eden, uzaktan öğretimden çıkmadan, yüz yüze eğitimin de eski formunu korumadan, yeni bir formla birlikte öğrencinin karşısına çıkan üniversiteler bu fırsat verilir ve bu fırsatı iyi değerlendirirlerse diğer üniversitelerin önüne geçerler. Ama bu riski alacak yönetici sayısı çok az ve bu seviyede, yani yeterli hijyen malzemesi olan, yeterli eğitim materyali olan, yeterli hazırlığı olan üniversite sayısı çok 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 az. Dolayısıyla bu riski hiçbir yönetici göze almaz. Velev ki aldı diyelim. Tabii gençler çok sıkıldı. Yani gençliğim geçiyor diyor, bitiyor artık üniversite yılları diyor. Okulu uzatmayı düşünenler var sırf bu yüzden. Sakın ha. Yani okulu uzatmayın, okulunuzu tamamlayın. Yeni bir üniversite düşünebilirsiniz. Gençler olmayınca da ekonomi tabii ki dönmüyor. Ekonomi dönmeyince bir baskı oluşuyor. Üniversiteleri açın diye. Ama bilim kurulu bu yetkisini kullanmayacaktır. Büyük ihtimalle topu yerel yönetimlere atacaktır. Yerel yönetimler, idareciler de üniversitelerin rektörleriyle birlikte toplantı yapıp senatoda karar çıkması gerekiyor. Bu riski göze almayacaklardır. ÖSYM sınav yapabiliyor. Sınavları yüz yüze yapabiliyor. Biz bunu fark ettik, öğrendik. Bu süreçte gördük. Belki bir kısım üniversite yüz yüze sınav yapmayı deneyebilir. O da Mayıs aylarını, Haziran aylarını bulur. Yalnız bu arada çok değişik şeyler oluyor. Staj olayı var, ona bir değineyim. Staj, en son o değişik olayı söyleyip ne zaman açılacağını söyleyeceğim. Eğitim fakültelerinde kıymetli öğrencilerimiz geçen yıl staj yapmıyorlardı. Ama bu yıl pandemiyle birlikte staj yapmaya başladılar. Pandemi geçen yıl Mart aylarında başlamıştı. Stajı, öğretmenlik uygulaması ikinci dönem alacaklar ve hiç okul, yüz yüze eğitim görmeden mezun olacaklar. Bunun da bir çözümü var aslında. Yani hep söylüyorum, YÖK çok önemli bazı kararlar alıyor ama eğitimciler hala bunun farkında değiller. Nedir mesela? Eğitim fakülteleri programlarını kendileri yapabilirler. Şu an itibariyle yapabilirler. Yapıyorlar mı? Hayır. Yani çok az bölüm, çok değişik stratejik şeyler deniyor ama şu anda eğitim fakülteleri bu yeniliğin, bu imkanın farkında değil. Mesela memleketlerinde staj yapabilirler çocuklar. Neden buradaki okullarda yapıyorlar? Memleketlerindeki okullarda da yapabilirler. Sayı haftanın bir gününe yayılabilir. 4 değil 2 olabilir. Öğretim üyesi 1 ay bir öğrencinin stajıyla odaklanırken 1 ay başka bir öğrenci grubunun stajıyla odaklanabilir. Ve bunlar mesela yani yarısı okulda yarısı uzaktan öğretimle devam edebilir. Çok değişik stratejiler, yöntemler bulunabilir. Ama ÖSYM sınav yapıyor. Üniversitelerde açılma çok zor. Açılan üniversite olacaktır. Mutlaka yerel yönetime bırakıldığında, yerelleşme imkanı verildiğinde. Bazı cesur rektörler, bazı cesur yöneticiler eğer tedbirleri de doğru alırlarsa çok parlayacaklardır. Ancak değişen bazı şeyler var. Mesela maske takmayanlar vardı. Bize bir şey olmaz diyorlardı. Onlar bu süreçte hastalandılar. Ve artık maske takanlarla çok dalga geçmiyorlar.
biz taktığımızda uzaylı falan filan diye dalga geçenlerin çoğunu komada yattığını duyumunu aldık. Bunlar bir toparlandılar. Şimdi bilim insanları diyorlar ki bu mutasyon tekrar geçirmiş olanlarda daha büyük etki oluşturuyor. Eğer akıllandılarsa bizimkiler mutasyondan tedirgin olmaları gerekiyor. Sayılarda bir tuhaflık var denildi. Sonra bakanlık açıkladı ve tuhaflığın doğru olduğu çıktı. Yani bilim insanlarının altını çizdiği birçok nokta süreç içerisinde gerçekleşti. Eğer bilim insanlarına değer veren bir topluluğumuz varsa, milletimiz değer vermeyi öğrendiyse ki inşallah öğrenmiştir, mutasyona uğramış virüsün daha hızlı yayıldığı ve daha önce virüs geçirmiş olanlarda daha kötü etkiler oluşturabildiği ile alakalı bu dönemde söyleniyor. O halde bilim kurulu kesinlikle mutasyona uğramış virüsün ülke genelinde bir anda patlamasını göze alamaz. Dolayısıyla okulların açılmasına izin vermeyecek. YÖK'e bu kararın alınamayacağını söyleyecek. Ama YÖK de açmayın diyemeyecek. Büyük ihtimalle tekrardan senatolara bırakacak. Senatolar artık bu üniversite yönetimlerinde birkaç tanesi büyük ihtimalle ya biz yaparız diyecek ya. Olmaz diyecek, şehrin ekonomisi battı diyecek, öğrenciler gelmeli diyecek, bir şeyler söyleyecek. Birkaç tedbir alıp başlayacaklar. Eğer ki her halükarda üniversiteler açıldı diyelim, mutasyona uğramış virüsten dolayı tekrar geri gönderileceksiniz. Dolayısıyla ben öğrenci olsam, tekrar gelip yerleşip bir düzen kurup, yani birkaç ay için Mart-Nisan aylarında tekrar pik yapacak olan bir o durumda tekrardan karantinaya alınmalar, tekrar memlekete gitme işlerine girişmem. Eğer bana uzaktan öğretim yapma hakkı verilirse uzaktan öğretime devam etmek isterdim. Stajda da değişik çözümler üretilmeyeceğini varsayarak uzaktan öğretimin devam edeceğini düşünüyorum. Açılırsa Mayıs-Haziran gibi sınavlar için çağrılır ki orada daha önce bahsettiğim riskler devam ediyor. Sadece uzaktan öğretimdeki o sınav sistemini henüz kuramadıkları için ve ölçme değerlendirme düşünceleri klasik ilkel ölçme değerlendirme düşüncesi olduğu için birçok üniversitede sınavları yüz yüze yapmayı düşünüyorlar. Bu nedenle üniversitelerin bu dönem bahar döneminde yüz yüze eğitime geçemeyeceğini düşünüyorum. O kararı çok az üniversite alabilir. Eğer hazırlıklı olursa onlar da çok iyi noktalara gelecekler ama onların da alma riskleri var mutasyon virüsten dolayı. Dolayısıyla önümüzdeki bir 15 gün çok önemli. Önümüzdeki bir 15 gün çok önemli denilerek bu dönem bitirilecek. Mayıs-Haziran gibi ÖSYM'nin yaptığı tarzda sınavlar yapılabilir, onun için çağrılabilir ama o da riskli. Birçok üniversite bu riski alacaktır ama öğrenciyi çağıracak, sınavını yaptıracaktır büyük ihtimalle. Sınavlar döneminde Mayıs-Haziran için hazırlık yapılabilir. Ama yaz okulları açılacak. Yaz okulları açılmalı. Yaz okulları az öğrencinin olduğu süreçler. Yaz okulları açılmalı ve yaz okullarda bir sonraki pandemi sürecine yönelik pilot uygulamalar test edilmelidir. Yaz okulundan sonra önümüzdeki güz döneminde üniversitelerin artık açılacağını, kontrollü bir şekilde, planlı bir şekilde, hazırlıklı bir şekilde açılacağını, daha çok üniversitenin cesaret edeceğini düşünüyorum. 2021 güz dönemin dışında, 21-22 güz dönemi dışında, önümüzdeki sonbahar dışında, bu ilkbaharda, bahar döneminde üniversitelerin açılacağını tahmin etmiyorum. Sınavlar olacak, onlara hazırlıklı olun. Sınavları aniden çağırabilirler. Peyderpey çağırmaları, parça parça çağırmaları aslında çok mantıklı ama zannedersem onu da planlayamazlar. Kolay bir planlamadır ama yapılamaz. Dolayısıyla hepsi birden çağrılır. Yine ortalık virüsten dolayı problem yaşanabilir. Hazırlıklı olun diye bu videoyu çektim. Biraz çok şey anlatmak istedim gerekçeleriyle beraber. Umarım üniversiteler ne zaman açılacağı konusunda ben haksız çıkarım. Gerekli tedbirler alınır. Siz de üniversite hayatınıza istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.